Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-devlet sistemi üzerinden adres değişikliği nasıl yapabiliriz? Adres beyanında nasıl bulunabiliriz? Ya da ikinci adres beyanında nasıl bulunabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle yapmamız gereken Türkiye.go.tr adresine yani e-devlet sistemine giriş yapmak. Daha sonra şuradan giriş yap bölümüne basıyorum. Açılan sayfada TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazıp sisteme giriş yapıyoruz. EDD şifresi daha önce almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız nasıl alabileceğinizi anlatan bir video kanalımızda mevcut. Bunu izleyerek alabilirsiniz. Evet sisteme giriş yaptığımızda merhaba size nasıl yardım edebilirim? Arama kutucuğu bizleri karşılıyor. Telefonla da girdiyseniz üst tarafta bu arama kutucuğunu görüntüleyebilirsiniz. Buraya adres beyan yazıyoruz. Adres değişikliği bildirimi nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün bir hizmeti arkadaşlar bu alana tıkladım. E-imza mobil imza SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanmanız gerekiyor. Telefonunuz kayıtlı değilse nasıl kayıt edebilirsiniz bunu anlatan bir video da kanalımızda mevcut. İzleyerek öğrenebilirsiniz. Belirtilen adreste kayıtlı kişi bulunması halinde bu hizmeti kullanamazsınız deniyor arkadaşlar. Birlikte oturum bildirimi hizmetine gitmek için tıklayın bölümü mevcut. Buradan Birlikte oturum bildirimi hizmetinden bildirimde bulunmanız gerekiyor. Eğer ikamet edeceğiniz yerde başkaları da ikamet ediyorsa bu şekilde birlikte oturum bildirimi hizmetinden yararlanmanız gerekiyor ve karşı tarafında muvafakat vermesi gerekiyor. Şimdi biz adres değişikliğinden bahsedeceğimizi söylemiştik. Özellikle deprem bölgesinde olanlar bu sistemi kullanarak adreslerini değiştirebilirler. Çadır kent, yurt veya konteyner kent hangisi ise ikametiniz buraları gösterebilirsiniz. Şimdi sadece kendim için adres beyanında bulunacağım ya da eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz varsa şu alttaki seçeneği seçmeniz gerekiyor. Taşınma tarihi bugünün tarihini seçebilirsiniz. Devam et bölümüne bastım. Adres bildirim türü yerleşim yeri adres bildirimi yapmak istiyorum, diğer adres bildirimi yapmak istiyorum. Özellikle iki yerde ikameti olanlar, bu yurt olabilir, birisi ailenizin ikameti olabilir. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirimi. Bu şekilde diğer adres bildirimleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle yazdığınız vardır vesaire iki tane eviniz vardır. İki bildirimde de bulunabiliyorsunuz. Bunun için diğer adres bildirimi bölümünü seçmeniz gerekiyor. Adresinizi güncellemek için ise üstteki alan seçeli kalacak. Hemen aşağıya indim yerleşim yeri adresi. Buradan tek tek il, ilçe, mahalle, cadde, bina, iç kapı numarasına kadar bütün hepsini seçeceksiniz. Ve devam et bölümüne basacaksınız. Evet burada bir uyarı bölümü mevcut. Buradaki uyarıyı detaylıca incelemenizde fayda var arkadaşlar. Bakın adres dolu çıktığında şöyle bir uyarı veriyor. Dolu adrese muvaffakatsız beyan vermek üzeresiniz. Bu işlem gerçekleştikten sonra adreste oturan herhangi bir ergin kişinin 5 gün içerisinde size onay vermesi gerekmektedir deniyor. Yukarıdaki kutucuğu işaretliyorsunuz. Siz eğer dolu adrese zaten yapmıyorsanız, boş adrese yapıyorsanız sıkıntı yok arkadaşlar. Burası çıkmayacaktır. Eğer dolu adrese yapıyorsanız muvaffakat vermesi gerekiyor. E-Devlet sistemi üzerinden verilebiliyor arkadaşlar. Adres muvaffakat yazdığımızda bakın altta çıktı adres beyanı için muvaffakat verme bölümü. Bu bölümden onay vermeniz gerekiyor. Sizin karşınıza onay çıkacaktır zaten adresi oturan kişinin karşısına. Bu bölümü atlıyorum arkadaşlar. Kutucu işaretledim. Buradan smsle doğrulama bölümünü seçtim. Mobil imza değil arkadaşlar. Mobil imza bambaşka bir olay. Mobil imzanız yoksa bu parayla alınan bir şey. Bu bölümü seçmiyoruz. Sadece SMS ile doğrulama bölümünü seçiyoruz. Aşağı indiğimizde TC kimlik kartınızın seri numarasını ya da eski tip nüfus cüzdanınız varsa seri ve cüzdan numarasını girdikten sonra devam ediyoruz. Daha sonra karşımıza bir doğrulama bölümü gelecek. Bu doğrulama bölümünden telefonunuza bir şifre gönderiliyor. Bu şifreyi giriyorsunuz ve doğrulamayı geçiyorsunuz. Daha sonra tescil bilgileriniz görüntüleniyor. Onayladığınızda da sonuç kısmını görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde adres değişikliğinizi yapabiliyorsunuz. Eğer Oturulan bir adrese ikamet almak istiyorsanız dediğim gibi bu adreste erişkin bir kişinin muvaffakat vermesi gerekiyor. Adres muvaffakat bölümünden onay vermeniz gerekiyor. işlem görmüş olduğunuz gibi bu kadar basit. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunun gibi faydalı içeriklerden zamanında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla. Nasıl oluyor? Ne? ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? <laughs> nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.